Merhaba dostlar, şimdi düşünürlerden devam edeceğiz. Ee, burada gelen soru tipleri, her sene bir sorunun geldiği bir nokta gerçekten. Gelen soru tipleri, e, sorulacak kişiyle ilgili 3-4 tane öncül veriliyor. E, o bilgilere dayalı hangisi olduğu soruluyor. Yani burada birden çok bir kişi hakkında bilgimiz olursa şayet, soruda gördüğümüz takdirde daha rahat işaretlemeler yapabiliriz. O yüzden e, bir de e, bu kapsamda gerçekten birçok düşünür var. E, bizim için daha çok eğitsel değer olanlardan bahsedeceğim. E, yoksa her şeyden bahsetmek gerçekten mümkün değil. E, şöyle biraz Platonla başlayalım. Platon dediğimiz adam, idealizmin kurucusu. Ne bu idea? Idea felsefe dersinden hatırlarsınız belki. Idea düşünce demek. Platon her şeyin düşüncenin ürünü olduğunu savunuyor. Bu yüzden aslında bireyin belli şeylerin bilgisiyle doğduğundan bahsediyor. Yani buna bilgi vermek yerine aklın ve karakterinin eğitilmesi gerektiği söyleniyor. Akıl ve karakter eğitilmelidir. Platon'un bir derdi var. Platon devletin çıkarlarına uygun birey yetiştirmekten bahsediyor. Hatta bu yüzden diyor ki eğitim Çocuk 3 yaşına geldiğinde ailesinin iznine bakılmaksızın istenilen kalıba sokulabilmesi için için 3 yaşına geldiğinde başlamalıdır. Şimdi buradaki istenilen kalıptan kasıt nedir? Buradaki istenilen kalıp şöyle söylediğimiz bu istenilen kalıp devletin çıkarına uygun bireydir. Hatta böyle görmüşsünüzdür veya birçoğunuz okumuştur. Şöyle bakayım gözüküyor evet. Platon'un Devlet adlı bir eseri de var. Devlet adlı bir eseri var. Hatta Cumhuriyet adlı bir eseri var. Bunları da notlarınıza eklemenizi tavsiye ederim. Yine devletin çıkarına uygun bir şey. hatta oyunların diyor. Çocuklar oyun oynarken eğitimin oyun yoluyla olması gerektiğinden bahsediyor. Hatta şöyle diyelim oyun yoluyla. Ancak çocuk oyun oynarken bu oynadığı oyunun kuralları denetlenmelidir diyor. Çünkü bugün oyun kurallarına uymayan çocuk yarın devletin kurallarına da uymaz diyor. O zaman yoğunluklu bir devlet vurgusu gelirse ben pek sorulacağını zannetmiyorum. Çünkü bu adamlar tam anlamıyla e, okul öncesi eğitimcisi değil bildiğiniz üzere. Platon Sokrates'in öğrencisi. Bunlar daha ağırlıklı felsefe alanındaki insanlar. Milattan önce 427 yılında yaşamış Platon. E, devlet vurgusu gelirse şu bahsettiklerimiz bize Platon'a götürür. Şimdi Aristo'da Platon'un öğrencisidir. Aristo'da aslında naturalist, ve aristokratik eğitimin öncüsüdür. Şimdi natural natural. Bu bana bir şeyleri çağrıştırsın. Natural, doğal. Bu bana neyi çağrıştıracak biliyor musun? Aristo çocuğun eğitiminde beden eğitiminin beden eğitiminin öneminden bahsediyor. Çocuk soğuğa alıştırılmalıdır diyor. Sen bir doğal eğitim vereceksen soğuğu alıştırmak önemli. Ve yine anne sütünün öneminden bahsediyor. Bu adam kim? Aristo. Hatta şöyle de bir sözü var. İnsan sosyal bir varlıktır. Ama Platon'la ayrıştıkları bir nokta var. Platon 3 yaşında çocuğun ailesinin isteğine bakılmaksızın direkt eğitim alınmasını söylüyordu. Aristo ise çocuk diyor... 5 ee, yaşına kadar eğitime alınmamalıdır. Çünkü eğitimin çocuğun yaşına uygun olması gerektiğini söylüyor. Demek ki 5 yaşına kadar eğitimi çocuğu uygun görmemiş. İyi de 5 yaşına kadar olan çocuklar ne yapacak dediğimizde. Oyun ve masallarla ya da hikayelerle ailesinin yanında olmalıdır diyor. Ama dikkat çocuğun bu dönemde oynadığı oyunlar gelecekte yapacağı işleri taklit niteliğinde olmalıdır. Masal ve hikayelere de diyor dikkat et. Çocuğu okuduğu masal ve hikayelere dikkat et. Çünkü masal ve hikayeler çocuğun kişiliğini oluşturur diyecek. Yine Aristo kendisi bir ahlak modeli de geliştirmiştir o dönemde. Bu ahlak modelinin temelinde çocuğu nasıl yetiştirir, yetiştirirsen ileride de öyle olur vurgusuyla bir ahlak modeli de oluşturmuştur. Aristo hakkında bilinmesi gerekenler de bunlardır. 5 yaşına kadar çocuğun okul alınmaması gerektiğini, evde oyun ve masal hikayelerle eğitilmesi gerektiğini söylüyor. Oyun gelecekte yapacağı rolleri, işleri taklit niteliğinde olmalı. Masallara da dikkat edilmeli. Çocuğun kişiliğini oluşturur diyen bizim için Aristo'dur. Şöyle bir bakalım. Şimdi John Locke dediğimiz adam aslında bizim Yakından bildiğimiz davranışçılık ekolünün öncülerindendir. Davranışçılık ekolü. öğrenme psikolojisinden biliyoruz. Şimdi davranışçılar bilginin gözle görülebilen kısmı ile ilgileniyor, somut olan kısmı ile ilgileniyor. Doğru mu? Bu yüzden hatta John Locke tabularasadır çocuk diyor. Nedir bu tabularasa? Çocuğun doğuştan Dünyaya boş geldiğini savunur. Platon neyi savunuyordu? İdealizmin kurucusuydu. Her şeyin düşüncenin ürünü olduğunu. İdealist öğretmenler idealizm akımı bize bilginin aslında insan zihninde var olduğunu, o bilginin Sokrat yöntemle bulunması gerektiğini söylüyordu. Ama John Locke tamamen buna karşı çıkıyor ve çocuğun doğuştan dünyaya boş geldiğini savunuyor. Bu yüzden John Locke'a göre çocuk ne iyidir ne kötüdür. Çocuk ne iyidir ne kötü? Çevreden verilen eğitimin ürünüdür. Şimdi davranışçılık felsefesini az çok biliyoruz. Bu adamlar gözle görülmeyene inanmıyor. Ve çevreyi de önemsiyor. Şimdi çevreden gelen diyor. O zaman ben bir çocuk boş bir şekilde dünyaya geldiyse ben ne yapmalıyım ki o çocuğu eğiteyim. O zaman bize şu vurguyu verirse. Öğretmenin, ailenin görevi hazırlanmış çevre sunmaktır. Hatta çok güzel bir sözü var. Bizde de benzeyen bir atasözü. Ağaç yaşıken eğilir gibi. Ruh iş başında eğilip bükülmeye uygun haldedir diyor. Niye? Çocuğun dünyaya boş geldiğini savunuyor. E çocuk boş geldiyse eğilip bükülmeye uygun haldedir. Nasıl çocuğu eğip bükeceğiz? Hazırlanmış çevreler sunacağız. Öğretmenin görevi, ailenin görevi çocuğa düzgün bir çevre hazırlamaktır diyor John Locke. Aynı zamanda John Locke dayak pedagolojisine, John Locke fırsat eşitsizliğine, sınıf ayrımına kesinlikle karşı. Şuradan devam edelim. Dayak pedagolojisine, fırsat eşitsizliğine, sınıf ayrımına da kesinlikle karşı çıkıyor. E bu burgular beni yine John Locke'a götürür. E şimdi davranışçı kurama inananlar, davranışçı kuramcılar diyelim. E bunlar bilginin somut kısmı ile ilgileniyor. O zaman yaparak yaşayarak öğrenme yok mudur bunlarda? Yaparak yaşayarak öğrenme. Deney ve gözleme dayalı öğrenme. Somut bilgiye inanma. John Locke bunların hepsini kabul eder. Hatta şunu da söylemekte fayda var. John Locke günümüz çağdaş okul öncesi ilkelerini oluşturan kişidir. Temelini atan kişidir diyelim. Günümüzün çağdaş okul öncesi ilkelerinin temelini atan kişidir. Şimdi Jean-Jacques Rousseau dediğimizde Jean-Jacques Rousseau da aslında John Locke'un düşüncelerine tam tersine inanıyor. Jean-Jacques Rousseau diyor ki çocuk doğuştan iyidir. Boş bir levha değildir, kötü değildir. Çocuk diyor doğuştan iyidir. Çocuğu kötü yapan çevredir diyor. Çocuğun doğuştan iyi olduğunu savunduğu için hayatı boyunca yönetsel dinsel toplumsal baskılara karşı çocuğun hak ve özgürlüklerini savunmuştur. Aslında şu özgürlük bizim için çok önemli bir vurgu. Özgürlük, özgürlük. Ne diyor? Çocuk neyi merak ediyorsa onu öğrensin. Bıktık diyor. Kitap 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 böyle eğitim mi olur diyor. 12 yaşına kadar. Kitapla eğitime karşıdır. gün biraz bölünüyor ders. 12 yaşına kadar kitapla eğitime karşıdır. İyi de 12 yaşına kadar kitap olmayacaksa Ne olacak dediğimizde aslında Jean-Jacques temel eğitim felsefesi, doğaya dayalı eğitim felsefesi. Doğaya dayalı. İyi de nasıl oluyor? Kendisi hatta herkesin bildiği bir eseri var. Emil. Emil adlı eseri var. Buradaki imgesel çocuğu bir köye yerleştiriyor ve bu köyde çocuğun yaparak yaşayarak kendi keşiflerde bulunarak öğrenmesini sağlıyor. Doğaya dayalı bir eğitim. Köyde yaparak yaşayarak keşiflere dayalı öğrenmesini sağlıyor. Kitap eğitimi yok. Coğrafya mı öğretilecek? Gün batımını çocuğa izleterek öğretiyor. Bunu bir tahtanın karşısında anlatmıyor Jean-Jacques Rousseau. Hatta Jean-Jacques Rousseau fabıllara da karşıdır. Fabıllara neden karşıdır? Fabıllar didaktik ve öğreticidir didaktik ve öğreticidir. Jean-Jacques Rousseau diyor ki çocuğun bir yetişkinin böyle gelip doğrudan bir şey öğretmesine gerek yok. Çocuk kendi keşiflerini kendi yaparak zaten öğrenir diyor. O zaman aşırı öğretici olduğu için fabıllara da nedir? Karşı çıkıyor Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil Toplum Sözleşmesi adlı eserleri var. John Locke'un Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler adlı eseri de önemlidir. Yine Jean-Jacques Rousseau. Buna da dikkat edelim. 18. yüzyılda dramayı sınıfta kullanan ilk kişidir. Bunlar önemli. Yani burada birkaç öncül veriyor. Mesela şu sözü veriyor. Soruda. Dayak eşit, dayak, dayağa karşıdır diyor. Ruh iş başında eğilip bükülmeye uygun haldedir diyor. Hazırlanmış çevre ailenin en önemli görevidir. Bu düşünür kimdir diyor. O yüzden birkaç şeyden soruda bunu yakalamak önemli. Bunları bilsek kafidir diye düşünüyorum bu noktada. Şimdi pestoloji. Şöyle bakayım gözüküyor mu? Tamam. Pestolozi Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adlı kitabını okuyor. Emil okuduktan sonra bundan o kadar etkileniyor ki kendisi bir çiftlik satın alıyor ve bu çiftlikte de Yverdon dediği ilk açık hava okulunu açıyor. bu düşünürler arasında açılan ilk okuldur. İlk okul derse Yverdon. İlk açık hava okulu. Ama Frobel Kindergarten açacak. Bu okul öncesinin temelini oluşturan derse yine Frobel'e gideriz. Yverdon ilk açık hava okulunu açmıştır. Hatta güzel de bir sözü vardır. En iyi sınıf çatısı gökyüzü olandır. Emil'den esinleniyor kendisi bir açık hava okulu açıyor. Bir çiftlik satın alıp. Bu çiftlikte çocuğunu, kendi çocuğunu eğitmeye çalışıyor. Uzunca bir süre Emil'de okuduklarını deniyor, 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 deniyor ama çocuğunda kendi öz çocuğunda bir süre bundan e, bir karşılık alamıyor. Yani kitapta yazılanları uygulasa da çocuğunda bir gelişme kat edemediğini görüyor. Sonrasında zaten kendi çocuğunun zihinsel engelli olduğunu öğreniyor. Bu işlemler sırasında çocuklar üzerine tutulan ilk bilimsel makaleyi yazıyor. O zaman çocuklar üzerinde tutulan ilk bilimsel makaleyi yazan da kimdir? Pestolozidir. Kim üzerinde tutmuş? Kendi çocuğu üzerinde tutmuş. Sonrasında Pestolozi gününün eğitim şartlarını da eleştiriyor çocukları diyor suni makineler haline getirdik. Sürekli olarak bilişsel bilgi, bilişsel, 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 bilişsel diyerek suni makineler haline geldi diyor. Bunun için amaçlı, pratik, herkese uyacak bir eğitim olan. Herkese uyacak. Amaçlı ve pratik bir sistem geliştirilmeli diyor. Bu sistemin adına da metot sistemi diyor. Metot. Şimdi bilişsel 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 bilişsel, bilişsel suni makinalar haline geldi ve bunu düzeltmek için metot sistemini oluşturuyor. Bu metot sistemi şu vurguyu da görürsün. Elin, kalbin, kafanın eğitimi. Yani bedensel. Yani duygusal ve zihinsel. O zaman metot sistemi benim için bütüncül gelişim ifade etmiyor mu? Bütüncül gelişim ifade ediyor. Bütüncül gelişim vurgusunu da yapmıştır. Pestoloji. Metot sistemini görürsen kime işaretliyorsun? Gönül rahatlığıyla pestoloji işaretliyorsun. İleride karışmayacak. Komenius'tan da bahsedeceğiz. Orada da tabi metot sistemi var. Sonrasında o dönemde aslında sosyal eğitim noktasında çok çalışmalar yapıyor. Yoksul çocuklara eğitmek için okullarına alıyor çocukları. Bu noktada bu sınıflarının özelliklerine aslında? Pestoloji'de sınıflarında karma yaş grubu vardır. Çocuklar birbirinden öğrenmeler gerçekleştirebilsin diye. Karma yaş grubu vardır. Burada yine duyuların geliştirilmesi ön plandadır. Yine günlük yaşam deneyimleri, günlük yaşam deneyimleri önemlidir. Şimdi bu vurgular aslında sana bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Montessori'den doğru mu? Montessori pestolojiden etkilenmiştir. Bunları da bilmekte fayda var. Bunları görürsek şıklarda pestoloji ya da Montessori yanarız. Sonrasında pestoloji en iyi eğitimciler annelerdir diyor. Çocuğun anne ile güven ve kalben bağlanması önemlidir diyor. Bunun gibi önemli duygular öncelikle çocuk bu duyguları ailede tatmalı diyor. Sonrasında pestolojinin önemli kitapları var. Kunun şarkısı. Sonra Gertrude çocuklara nasıl öğretiyor. Bunlar da Pesterezi'nin kitaplarıdır. Bizim için önemli. Ee, bu noktada şöyle bir bakayım. Şimdilik bunlar yeterli. Frobel, Frobel Pestalozzi'nin okullarında çalışıyor. Pestolojiden görüyor, öğreniyor ve orada edindiği deneyimlerle geliyor. Almanya'da ilk kinder garden açmıştır. Almanya'da açtı. Şimdi ilk kinder garden yani çocuk bahçesini açıyor. Çocuk bahçesi. Artık bu tam anlamıyla ilk okul öncesi olarak kabul edilen kurum budur. İlk açık hava okulu derse, ilk okul derse pestolojiye gidersin. Ama bu açılan ilk artık okul öncesi kurumu kabul ediliyor. Nerede açmıştı bunu? Almanya'da. Ha yazmışız. Frobel diyor ki bu çocuk bahçesindeki çocuklar için. Çocuklar. Açılmayı bekleyen birer çiçektir. Bu çiçekler de aslında bahçeyi oluşturur diyor. Yani okulu oluşturuyor. Okuldaki çocukları birer çiçek olarak tanımlayan Frobel'dir. Ve öğretmeni de bahçıvan olarak nitelemiştir. Öğretmeni de bahçıvan olarak niteliyor Frobel. Şimdi şu noktada şuraya bir ayrım getirelim. Bak burada en iyi eğitimci annelerdir diyor. Güven ve kalben bağlansın diyor. Ailede önemli bu duyguları tatsın diyor. Burada sana aile yaşantısını inceleyen ilk bilim adamı derse Frobel'e gidersin. Öğretmenleri bahçıvan olarak niseliyor dedik. Şimdi Frobel çocuk oyunlar sayesinde keşfeder. Kendini geliştirir. Oyunlar sayesinde çocuk kendini ifade eder diyor. Hatta ileriye gidiyor. Çocuğun en büyük başarısı oyundur diyor. Bu kadar önemli olan bir şeyin yapılandırılmamış olması potansiyel tehlikedir diyor. Yani oyunların yapılandırılmış, eğitsel olması gerektiğini savunuyor. Eğitsel oyunu savunuyor. Oyun bu kadar önemli. Bu çocuğun yapılandırılmamış olmaması, yapılandırılmamış oyunlar çocuk için bir tehlikedir. Oyunlar eğitsel, yapılandırılmış olmalıdır diyor. Hatta bu oyunlarda oynaması için gift adı verilen materyaller geliştiriyor. Bu kendi içerisinde meslek ve yetenek olmak üzere de ayrılıyor. Bu GIFT adı verilen materyaller. Şimdi bu materyallerle matematik becerilerini de geliştirmeye amaçlamıştır çocukların. Peki bir yerde materyal varsa orada somuttan soyut eğitim yok mudur? Somuttan soyut eğitim de vardır doğru mu? E, somuttan soyut eğitimi de Frobel benimsemiş diyebiliriz. Şunu da unutmuyorsun. GABE denilen bir kavram ortaya atmış. Şu B'ye alıyorsun. GABE. Bu GABE ne biliyor musun? Doğuştan getirilen yaratıcılık kavramını da ortaya atan Frobel'dir. İlk Kindergarten'ı açtı. Aile yaşantısını inceleyen bilim adamı yapılandırılmamış olması tehlikedir. Eğitsel oyunlar olmalıdır. Gift materyallerini geliştirmiştir. Somuttan soyut eğitimi önem veren bizim için Frobel'dir. İlk Kindergarten'ı açtı. Burayla ilgili de bu açtığı okulla ilgili ilk sistematik programı geliştirmiştir. Bunları da bilmekte fayda var. Şimdi John Dewey dediğimiz adam. Aslında John Dewey'i biliyoruz biz. John Dewey zamanında Türkiye'ye de gelmiş. İlerlemecilik. Diğer adıyla işte günümüzün çağdaş eğitiminin kurucusudur. Çağdaş eğitimin kurucusu. Ezber yerine eleştirel düşünme ve problem çözmeyi benimsemez mi? Günümüz çağdaş eğitimin kurucusu. Ezber yerine problem çözme ve eleştirel düşünmeyi benimsemiştir. Aynı zamanda biz biliyoruz ki bu çağdaş eğitimle beraber eğitim yaşam boyudur. Veya okul toplumun bir kesitidir. kesitidir. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Eğitim yaşam boyudur. Okul toplumun bir kesitidir. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Çocuğun ihtiyaçlarını gözetmeyen eğitim İçten dışa bir baskı gibidir. Dıştan içe. Pardon. Dıştan içe bir baskı gibidir. Yani bu sözler de zaten günümüz çağdaş eğitimini yansıtmıyor mu? Yansıtıyor. Yine burada demokrasi kavramı çok önemlidir. Demokrasi kavramı da bana John Dewey'i çağrıştırır. Hatta demokrasi kavramıyla kime etkilemiştir dersek Bank Street yaklaşımını etkilemiştir. Okul ve toplum. Demokrasi ve eğitim. Kitapları da var. Bunlar da kitaplarıdır. Kimin? John Deve'ye ait. Şöyle bir bakalım. Komenius'tan da bahsedelim. Komenius, Çekoslovakya'da ilk anaokulunu açan kişidir. Şimdi Komenius var mı bir sıkıntı? Komenius duyuların geliştirilmesini ön plan alıyor. Şimdi duyuların geliştirilmesini ön plan alıyorsa şöyle de bir sözü var. Önce nesne, resim, sonra isim öğretilmeli diyor. Duyuların geliştirilmesini temel alıyor. Kendisi de aslında bulunduğu dönemin eğitim sistemini eleştirecek ve çocuklara yeni bilgiler öğretmek için sağlamlık, kolaylık, derinlik ve çabukluğu sağlayabilecek yeni bir sistem geliştirilmeli diyor. Sağlamlık, kolaylık, derinlik, çabukluk vurguları Comenius'a götürür. Bu sistemin adına Tabi metot diyor. Tabi metot. Yani insanın tabiatına dayalı metot. Biraz daha açalım. Yani insanın gelişim özelliklerine dayalı. İnsanın gelişim özelliğine. Pestolojideki metot sistemi benim için neydi? Pestolojideki metot sistemi bana bütüncül gelişim hatırlatacaktı. Elin kafanın kalbin eğitimini. Buradaki Comenius'taki metot içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun. Gelişim özelliklerine uygun eğitim verilmelidir diyor. Buna da tabi metot diyor. Tabi metodu görürsem Comenius'a yapıştırırım. Ha ben şunu da söyleyeyim. Benim 2023 ÖABT adayım da Comenius'tur. Çünkü bunların Frobel'de dahil, John Dewey'de, Pestolozi'de hepsi sorulmuştur. Şu an tek sorulmayan önemli gördüğüm Comenius var. Ee, yine Comenius diyor ki: Ben herkese her şeyi öğretirim. Bunun bir yolu var. Anaokulu. Ana dil. Latince üniversite. Eğitimi anaokulu, ana dil, latince üniversite olmak üzere her biri 6 yıllık. 4 basamağa bölmüştür. Bunu yapmasındaki nihai amaç ne? Herkese her şeyi öğretebilmek. Herkes her şeyi öğrenebilir. Ancak bu okullara gitmesiyle mümkün olur diyor Komenius. Yine Komenius çok önemlidir. Çekoslovakya'da Komenius'un doğum günü öğretmenler günü olarak kutlanır. Bu yüzden milletlerin öğretmeni denilen kişidir. Milletlerin öğretmeni. Hatta Piaget kendisine eğitimin galilosu demiştir. Bunlar önemli lakaplarıdır. Soru içerisinde geçerse bizi komanyosa götürür. İki tane çok önemli eseri vardır. Bunlar nedir? Büyük didaktika. Ve Orbis. Pictus. Yani resimlerle dünyadır bu kitabın adı. Bu kitabın iki temel özelliği var. Bir, ilk resimli çocuk kitabı olması. Ayrıca din dışı konulara değinen ilk çocuk kitabıdır. Din dışı konulara değinen ilk çocuk kitabı da bizim için nedir? Burası gözükmemiş, şöyle alalım hemen din dışı konulara değinen ilk çocuk kitabı da Comenius'un kitabı. Yine şunu da unutmayalım, Comenius hayat bilgilerin hayat bilgiler hayat bilgisi hayat bilgiler ne oldu hayat bilgisi dersinin de dersi de çok uzatmamaya çalışıyorum hayat bilgisinin de kurucusu kabul edilir. Robert Owen hakkında şunu bilsek yeterli. Fabrikada işçi çocuklar için, yoksul çocuklar için e, anaokulu açmıştır. Nerede? İskoçya'da. İskoçya'da yaşamıştır. Oradaki fabrikada fabrikadaki çocuklar için anaokulu açmıştır. Çevreci yaklaşımla etrafa bakar ve çocuk içinde bulunduğu çevreden etkilenir der. Solcu bir abimizdir. Bu kadar bilinse yeterli. İçinde bulunduğu çevreden etkilenir. Benim favorim yine Comenius. Comenius'a iyi dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü diğerleri gerçekten sorunlu. Şöyle dünyada okul öncesi eğitim dediğimizde birkaç kelimeyle kim nerede okul açmıştı? Onlardan da bahsetmekte fayda var. Sonrasında bitireceğiz. Eçe, ya da Comenius açtı. Fransa'da ilk anaokulunu açan o Berlindir. Yine İskoçya'da Robert Owen'dır. İsviçre'de Pestalozzi. Almanya'da Frobel. İngiltere'de Macmillan kardeşler. Margaret Shurz'da Amerika'da ilk anaokulunu açmıştır. Bunlar da dünyada okul öncesi eğitimde bilinmesi gereken kişiler... Ee, önemli olan yerleri işledik. Ha şimdi mesela Montessori'den bahsetmedim. Piaget'den bahsetmedim. Brofin Bronner'dan bahsetmedik. Ee, kimden bahsetmedik? Montessori'yi yaklaşımlarda detaylı göreceğiz. Piaget'i, Vygotsky'yi, bunları Bandura'yı, bunları gelişim dersinde zaten çok detaylı göreceğiz. Montessori'yi, e, bunları yaklaşımlar dersinde çok detaylı göreceğiz. Yine... Ekolojik sistem kuramı gelişim dersinde çok detaylı göreceğiz. Yani bu adamlar zaten burada sorulacak adamlar değil. Ha bu kitaplarda bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş. Piaget'den dört cümleyle bahsetmiş. Mesela Montessori'den dört cümleyle bahsetmiş. Sen Montessori veya Piaget'i dört cümleyle değil belki kırkar sayfayla bilmek durumunda kalacağız. Çünkü e, her sene bu sene yine Montessori'den iki Piaget'den de iki üç soru geldi bilissel gelişim noktasında. O yüzden bunları yani sadece başka ders kapsamında olmayan kişilerden bahsettik ve önemsiz kişilerden bahsetmedik. Ama bunlar önemlidir. Doğru ama bunların yeri burası değil. Yani burada da bahsedilmiş ama birkaç cümleyle bahsedilmiş. Yani Piaget'i adam getirip sana okul öncesi eğitime girişte sor Vygotsky burada sorma zaten bu adamlar gelişim dersinde soruluyor. Montessori yaklaşımlarda soruluyor. Orada onu bir kere öğreneceğiz. Belki Montessori'yi sadece 40 dakika, 45 dakika 1-2 ders şeklinde konuşacağız. O yüzden burada bahsetmedim bunları. Şu an düşünürler noktasında bunları bilsek önemlidir. Veya işte Fenelon, bilmem Quantilianus falan var. Fenelon'un kızların eğitimi adlı bir eseri vardır. Yine notunu almak isteyen alsın. Çok mühim değil. Sorulacağını da hiç zannetmiyorum. Quantilianus da çocuğun bir yaşından itibaren eğitime başlaması gerektiğini söylüyor. Onun da pek bir kaidesi yok. Yani dediğim gibi birçok düşünür var. Ama biz daha çok bizle ilgili olanlardan bahsedeceğiz. Antik çağdan daha önce soru gelmedi. Frobel soruldu. Pestorez soruldu. John Dewey soruldu. Rica ediyorum. Comenius'a ve John Locke'a özellikle dikkat edin. 2023 sınavına girecek olanlar. Hatamız olduysa affola. Bir sonraki derste görüşmek üzere.